Ve bu geceki ikinci konuğumuz plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı Osman Oymak. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Nasılsın? Çok iyiyim, sağ ol. Artık sabah diyebilirim. Tabii, sabah Osman yapalım. Peki, Şöyle çünkü hani hanımlı tanışıyoruz. değilim. Biz tanışıyoruz önceden, arkadaşız. Evet. Ama arkadaşım olduğu için davet etmedim. Gerçekten çok önemli bir cerrah olduğu için Teşekkür kendisini ederim. programımıza davet ettik. Bu arada söyleyeyim ki izleyicilere, hani böyle tanıdıkları, seyrettikleri, gördükleri herkesten gerçekten çok daha farklısın ki onu da zaten konuşmanın içerisinde ister Bakacağız. istemez vakıf olacaklar gibi bir his var içimde. Kendimi tutmaya çalışacağım ama yine de Tutma, cevap tutma, vereceğim. tutma, tutma. Yani ben zaten o tutma işin seni daha inandırıcı ve diğerlerinden daha farklı yapıyor. Peki. Bence. Peki. Sor bakalım. Şimdi baba cerrah, sen cerrah. Babaya özendin de mi cerrah olmaya karar verdin? Bunun faydaları neler, dezavantajları neler? Mesela hani babanın yapmış olduğu herhangi bir ameliyatı sonra oğluna gelip düzeltleyen veya senin yapmış olduğun sonra babaya gidip Yok. düzeltleyen. O değil de yani baba cerrah olduğu için tabii ki evde hayatımız hep bir doktor ortamında geçti. Sanki başka bir şey olunmazmış gibi bir şeyle büyüdüm. Sonra biz 69 senesinde, 70 senesinde Ulus'a taşındık. Nedense orada da sırf doktorlar vardı. Böyle hep bir doktor ortamında büyüdüm. Öyle olunca hani doktor olmanın dışında bir şey olmazmış gibi geldi. Doktor olduktan sonra da dedim yani hazır baba varken o zaman bari plastik cerrah olalım da faydalanalım dedik. Faydalanalım. Epey bir faydasını gördüm. Şöyle bir faydasını gördüm. Herhalde Türkiye'de ender olarak kongrede bir şey sordukları zaman ne var ya bunu benim babam da yapar diyebilenlerden biriyim. Öyle Hatta lüksümü babam da gördüm. yapmıyor. Yani ne var ki yani babam da Gerçekten bir yapar. lüks bu. Aynen öyle bir lükstü. Onun dışında şey tabii yani çok tecrübeli birinin şöyle uzaktan bakıp ha iyi olmuş demesi bile akşam insanı rahat uyutuyor. Çünkü hele hele kariyerin en başında çok emin olamıyorsun neyin ne olacağına, ne yaptığına, ne ettiğine. Sonra da keyif olmaya başlıyor. Çünkü ayrı mesleklerde olsak babanı az görürken ben şimdi her gün görebilmenin lüksündeyim. İşte Doğru. beraber bir ömür geçirdik gayet de Ne keyifli. güzel, maşallah, Bu Allah'a büyük yemin. avantajlarıydı. Dezavantajları da yine en başlardaydı. Şimdi hiçbir dezavantajı kalmadı da en başlarda özellikle talebeyken hani bir şeyi beceremediğim zaman bari sen yapma diyorlardı. İyi de Hayda. yani babam pastörde çalışıyor, ben çapada asistanlık yapıyorum. Ben niye yapmıyor olayım yani? Ben de öğreniyorum. Beceremediğim şeyler hep böyle bir hani benim bir ekstra yapmam gerekiyordu. Bir diğer avantajı hep şey oldu. Yani hiç böyle bir gerçek anlamda rakibim olmadı. Hep ablalarım, abilerim oldu. Yani bütün büyük plastik cerrahlar beni bağrına bastılar. Ama tabii en ufak bir şımarmada da çarptılar. Bizde bir şey yok. Tabii yani mesela Güler Gürsu ablamız vardır. Hacettepe'nin eski başkanı. Onun odasına ben girebilme hakkına sahip ender insanlardan biriydim. O dernek başkanı iken bir demecim beğenmedi. 6 ay küt bir şey cezası verdi. Konuşmama cezası verdi. Hani ablayız abiyiz ama şımarmaca da yok şeklinde büyüdük. Onların hepsinin faydası oldu tabii. İyi bir ortamdı, keyifliydi. Babanın çok faydasını gördüm. Hala da Hala görüyorum, da keyif görüyorsun. Ne yapıyorum. güzel.